Qafqazda yeni dövr başlayır. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqlarda yenidən qurma və inşa layihələrini qiymətləndirdik. Artıq xarici pasport yoxdur. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Azərbaycana gedəcək. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan deyib. Evet. Türkiyə və Azərbaycan bu hissiyatla bir kez daha öz kardeş olaraq qucaqlaşmış. Mazi dən atiye uzanan yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteğiyle 44 gün süren vatan muharebesini hamdolsun şerefli bir zaferle taşlandırmıştır. 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprakları kurtarılmış, Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu 44 günlük bir savaşın ardından kazanılan zafer askeri, diplomatik ve siyasi açıdan çok büyük anlamlar taşıyor. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Şehitlerimizin fedakarlıklarının remzi olan Azerbaycan bayrağı 30 yıllık aranın ardından Karabağ'da artık gururla dalgalanıyor. Laçin'den Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbeçer'e, tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık Ezan-ı Muhammediler süslüyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. İnşallah bundan sonra bölgede merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine işbirliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in davetini icabetle gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan ziyareti bu bakımdan çok önemli mesajlar içeriyor. Azatlık Meydanı'nda yapılan zafer törenlerinde merhum Haydar Aliyev'in Tek millet iki devlet şiarının ete kemiğe büründüğünü hep birlikte yeniden gördük. Bakü sokaklarında, ellerinde, arabalarında, binalarında, balkonlarında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de heyetimizle birlikte ortak olduk. Vatan muharebesi sırasında şehit düşen 2783 kahraman Azerbaycan askerini ve 100 sivil kardeşimizi rahmetle yad ettik. Böylece Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve sevinçte tek yürek, tek bilek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Ayrıca ziyaretim sırasında yaptığımız görüşmelerde Karabağ konusunda uluslararası alanda ve diğer ülkeler nezdinde izleyeceğimiz yol haritasını ele aldık. Buna ilaveten Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve çeşitli kalkınma projelerini değerlendirdik. Vatandaşlarımıza kimlikle siyahat imkanı tanıyan protokolün yanı sıra medya ve yatırım alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalanmasına şahitlik ettik artık pasaport yok kimlikle rahatlıkla Azerbaycan'a Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip gelebileceğiz